Ay Niyazi. Zeybek Niyazi. Haber uçurmanın bir yolu olmalı. Gülcemal vapurunda bulunan şu belgelerin ne şekilde ve nasıl ele geçirildiğine dair herhangi bir fikriniz var mı? Hayır Mr. Dixon. Hiçbir fikrim yok. Ararat gemisi değil mi bu? Ta kendisi. Rosalti'nin son anda fiyat arttırmasının sebebi Niyazi. Artık amca. O zaman bir ikdam ver bana. Buyur. Dikkat et Celal. Niyazi cin gibidir. Merak etme. Ben gidip arkadaşlara haber. Tamam. Hanımefendi, rica etsem siyasi konuşmasak. Malum almış olduğumuz emirler var. Ne siyaseti be? Bir şey olmuş onu anlatıyorum. Mevcut deliller ve sanıkların ifadeleri dikkate alınarak Gülcemal Vapuru kahvecisi Eşrefoğlu Ramiz Efendi'nin beraatine. Aynı davadan tevkif edilmiş olan sanık Selim Paşazade Kamil Bey'in 7 yıl kürek cezasına çarptırılmasına ittifakla karar verilmiştir. Çok üzgünüm. Hakkınızı helal edin teğmenim. Helal olsun.
7 yıl demek. 7 yıl. Peki ne yaptı? Dimdik girdi mahkeme salonuna. Ve dahi girdiği gibi eğilmeden dimdik çıktı. Gözlerine bak. Gözlerinde hiç pişmanlık yoktu bacım. Olacağı buydu. Ne olmuş anne? Babam daha gelemiyor mu? Hayır canım, işleri biraz uzamış. Keşke biz de onunla maalesef gitseydik. Evet, keşke. Hadi bakalım prenses. Yemek vaktin geldi senin. Hı? Oh, Eleni. Karnım aç değil. Olmaz, sabahleyin de kahvaltı etmedin zaten. Hadi. Gel bakalım Küçük Hanım. O sevdiğin makaronyadan yaptım sana. İtalyan usulü ve özel soslu. Sahi mi? Yaşasın Eleni. Yeter artık, üzülme. Yiyip bitirdin kendini. Şu halimize bak Sabriye. Biz böyle mi olacaktık? Nereden nereye? Dosyası nerede bunun? Dosyası yok. Teslim kağıdını imzalayacaksın. Dosya yoksa olmaz. Olup olmayacağını sen mi bilirsin, divanı harp mi bilir? Evrakın bir yerinde reis paşanın imzası unutulmuş. Bayramdan sonra attırıp yollayacaklar. Peki, peki. Kızma hemen. Suçun neydi senin yiğidim? Ben mi? Evet. İftira. Ya, iftira demek. Doğrudur. Bayram üzeri iftira çok olur. Lan hırsızlığın adını da iftira koydular ya, pes doğrusu. Suçu kaç. Getir, senin şu evrakı da imzalayayım. Hadi eyvallah. Uğurlar olsun. Geçmiş olsun ha. Teşekkür ederim. Pek de kibar. İçeride usludur. Burada iftiraya falan kalkma, adamı fena yaparlar ha. Osman am durumu duyarsa aynen papede kaparım. Oğlum Faryam! Hop! Gelirsem hoplatırım şimdi ha. Buyur baba. İçeride bir mal var. Taze başlamış. İftiradan tam sizlik. Allah bereket versin. Bugün 4. oldu. Tam bayramlık bunlar. Bayram sofralarına gel baba. Hadi bereketini gör. Eyvallah. Üstünde başka bir şey kaldı mı? Hayır efendim. Allah Allah, efendini sevsinler senin. Gel bakalım beri. Gel dedim, yaklaş yaklaş. Bismillah. Ürktün öyle mi? İyidir iyi. Yiğidin ürkeği çok yaşar. Hey, temizmiş. Bundan böyle hasırsız giyersin. İçeride kalıpçımız var. Gel bakalım şimdi gel. Gel gel. Dayan oraya. Hop. Üş, oğlum niye geri bastın? Allah Allah, hepimiz erkeğiz burada. Yoksa senin huyun oynak mı? Senin Kamil Ağa'nın okşanmaktan hoşlanmıyor anlaşılan. O da alışır be. Kimler alışmadı ki? Allah. Allah. Evet. Geldik bunlara. ...36 liracık ha. Sok cebine. Olup olacak paran buysa mapus yerinde süründün demektir. Gerekirse buluruz. İyi olur. Yoksa adamın kemiklerini çürütürler burada. Vay be.
Çatana gibi çalışıyor mübarek. Amca Bey, şuna bir bak. Sen iyi anlarsın. Vay canına. Hakiki altın. Kaç aldın bunu? Almadım. Babamdan kaldı. Aile yadigardır. Hey maşallah. Çifte kapak. Vay 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 vay. İçi de silme pırlanta dolu. Kaç tane pırlanta var bunun içinde? Bilmiyorum, saymadım. Benim gönlüm seni çok sevdi Kamil ha. Seni bizim kısma alalım. İkinci kısım iyidir. Memnun kalırsın. Helaydım şu bavulu aç bakalım. Bu ne ya? Müslüman yazısı değil mi bunlar? Oğlum! Kaldır şunları. Hani gözüm görmesin. Kaldır. Bu ne ya? Resim malzemesi. Resim malzemesi. Suret de yapıyorsun öyle mi? Allah Allah. Allah Allah. Münessabirin vel vekil. Bu ne ya? Ya kardeş, sana evden çamaşırlar yanlış mı çıkınladılar? Hayır efendim, bunlar benim. Burada olmaz böyle kısa karı donları. Kim kimsen gelirse unutma, erkek donu ısmarla. Yoksa adın kötüye çıkar. Far yap Ömer! Hop! Aa, sana bir hafız, far yapla bakalım. Geldim gitti, buyurun başım. İftiradan Kamil'e. Geçmiş olsun kardeş. Teşekkür ederim. Bavulu kapsın, koğuşa götür. Cüzdan 36, değirmen. Sırf sarı. Osman Ağa'ya selam ederim. Bence bu hafız ağa koğuşuna yakışır. Eyvallah olmuşum. Yürü hafız. Zahmet etmeyin. Rica ederim. Estağfurullah. Zahmeti mi olur? Sen daha misafir sayılırsın. Takıl peşime. Teşekkür ederim. Yatağın yok mu hafız? Yok. Lazımsa getiririm. Yok be hafız. İçeride yataktan bol ne var? Vermeyeceksin hafız. Verdin mi yandın. Bir izmari turunu adam vurur bunlar. Hadi lan. Hayır atlayın lan. Şu ortadaki Osman Ağa. İkinci kısmın ağası. Kısım ağası demek. Burada padişah demek. Senin anlayacağın önce ona görüneceğiz. Vay be. Ben bile haftada iki papel borçlanmıyorum. Ne dalgadır bu? Koca karı gelsin öderim. Gel buraya gel. Yaklaş. Gözüme bak. Sen de mi ot yemeye başladın lan? Yeni mi çaktın pasamı? Bu oğlanın günde içtiği esrar senin ağırlığınca. Bak ne diyor Tanaş abin, doğru mu bu? Boş ver. Ben papeli Seringel abiden uçlanırım sonra. Sorgusunu iyice yaptınız mı bunu? Yaptım pasamı. Ortaköy'deki keskin muhallebiciyi gerçekten bu mu öldürmüş? Evet bu. Herif uyurken kayısı boynuna atıp işini bitirivermiş. Gözlerinden belli. Pek kıyıcı olur bu öyle. Suçun ne? İftiraymış. Geçmişi yok. Arması aynalı. Taşı kendine el verir. Yatağa gelecek. Buralı mıymış? Daha ifadesini almadım ha. Buralı mısın hafız? Evet. Semt neresi? Üsküdar'dan yukarı Çamlıca'ya doğru. Üsküdar'dan kimleri tanırsın? Nasıl kimleri? Namlelerden, tulumbacılardan. Kimseyi tanımam. Ya Vasıf abiyi? Tanımam. Ya Vasıf'ı tanımayan Üsküdarlı mı olur? Kala pasamı yenidir daha. Baksana kravat kokuyor. Anlayacağız bakalım. Bayram. Buyur am. Bunu Zekeriya'ya teslim edin. Koğuşun jargonunu, ağalığın raconunu iyice belletsin. Hadi kaybolun. Baş üstüne am. Yürü abi. Övde iri kıyım ama kendisi Allah'lık.
Tam alafranga bebesi. Yürü ablası. Hey Seringel! Sana bir iftiracı da varan dön. Hadi hareket. Pabuçlarını falyaplayıp da gelsin. Yatağı yok mu bunun? Yok. Mortucu Zekeriya Godoş'una teslim. Ben kaçtım. Eyvallah. Yerleşmene bak hafız. Papuçlarını şuraya koy babacığım. Hey Mortucu! Ulan şeytanların baş papazı! Yettim senin gel. Buyur. Bak bir tane misafirim var. Aha babulu. Sana emanet ha. Geçmiş olsun yiğidim. Sağ ol, rica ederim, ben taşırım. Keremet, sen daha misafirsin. Sağ ol. Geçmiş olsun. Hoş geldin kardeş. Hoş geldin, geçmiş olsun. Hele tut. Düşürme. Binbir hadisten çıkma rüya tabiri kitabı. Dinimizin engin denizi. Sen tut, ben senin yatağını yapayım. Yatağın yok mu senin? Yok. Ben biraz apar topar geldim de. Yataktan bol ne var? Parasıyla değil mi? Buyur. Sağ ol. Benim adım Zekeriya. Senin? Kamil. Faryap seslendiğinde duydum. İftiradan düşmüşsün. Evet efendim, iftira. İstanbul hükümetinin süngüsü fena düştü. İkinci İnönü Harbi'nden sonra eski forsları yok. Papuç pahalı. Onlar da anladı bunu. Anadolu'ya karşı daha esnekler. Saray esnedikçe İngiliz istihbaratı sertleşiyor ama. Baskıları da arttı. Teşkilat güç durumda. Göz açtırmıyorlar. Bu işe bir çare bulmalıyız arkadaşlar. Şiddetli bir çare. Aslanım Bolşevik Mustafa. Sen iflah olmaz bir ihtilal çocuğusun. Beni boş verin. Asıl ihtilal çocuğu yakında geliyor. Nedime bacı ne alemde? Yaklaştı mı zaman? İşte. Gün sayıyor. Osman'a iftardan önce çok sinirli olur. Kırar geçirir ortalığı. Kırar mı? Nasıl yani? Orasını hiç sorma. Bakkal kapanmadan bir şeyler aldır istersen. Ne gibi? Buranın karavanası yenir gibi değil. İnsanın midesine dokunuyor. Aslında biraz peynir ekmek iyi olur değil mi? İyi olur. Yeri neresi? Sen yorulma, ben aldırırım. Zahmet olmasın. Lafım olur yiğidim. Sen parayı ver. O zaman... Hay hay. Nereye Mortocu? Misafirin siparişleri var da. Bakkala. Sen yorulma. Benim de alacaklarım var. Uçtan papeli. Peynir, ekmek. Bir de selam cigarası. Duydunuz mu? Bizim hafız peynir ekmek ısmarlıyor. Olmadı ama hafız. Sizin orada misafire ekmek aldırırlar mı? Rica ederim. Rica etmekle olmaz. Bizle yiyeceksin. Sağ olun, ben rahatsız etmeyeyim. Olmaz öyle şey. Benim kısımda misafir misafirliğini bilmeli. Hadi içine ses çıkarmayalım. Ama yiyinti işi hiç olmaz. Geç buraya. Siz de yer açın misafire. Teşekkür ederim. Allah ekber, Allah ekber.
Cigaran Hafız. Teşekkür ederim. Pandeli tayincisi kapıdadır Osman ağa. İt gibi dolaşıydı. Bana ondan bahsetmeyin. Etme ha. Oğlan kumarda kaybetmiştir. Zildir. Sabahtan beri... Yemeğini yesin de anlarız da. Ali gebertirecek misin o iti bana? Anlamadım ki ya. Günahtır ha. Yarım payram. Affetçisin de. Lazali'nin lafını sinetme ağam. Kopil amandayken bağışlamak yakışır. Oğlan polikari daha çok toy. Kurabiye bakarsın sotaya düşürürler. Basın belaya girer aman ha. Peki çağırın gelsin Teres. Yalnız kapının önünde yatacak bu akşam ona göre. Sağ ol. Oğlum orta bir kahve bana. Oğlum seringel. Kömürcü İbrahim'e bir orta şekerli. Fayraplı. Gelmeyecektim ama Ali abinin hatırını saydım. Şuna mangizler suyunu çekti desene. Kime kaybettin kumarda? Zarzara. Yüzüğü de verdim. Sen zarzarla başa çıkabilir misin Teres? Kaça saydılar yüzüğü? 20 lira. Zarzar abinin zarı bu sıra bitireyim. Senin gele söyle de 20'yi verip kurtarsın yüzüğü. Yok buraya istemez. Zaten hevesim geçtiydi. Hadi defol şurada karnını doyursunlar hadi. Bir daha da böyle bir şey yapma, kırarım kemiklerini. Kendine gel Murtucu, gevşemeyelim. Estağfurullah, ne haddime. Hadi be oradan, ben seni bilmez miyim? Bu Murtucu var ya Murtucu, çoluk çocuk demez. 15 yaşındaki kıza karta kaçmış diyor ya. İngiliz istihbaratına hiç beklemediği yerden darbe indireceğiz. Harry Dixon. Yarından itibaren attığı her adımı takip edeceğiz. Tenha bir yerde sıkıştırmalıyız. Sağlam bir plan. Ani ve kesin bir darbe. Dalgınsın Bolşevik. Hoşuna gitmedi mi? Yok, gitti. Tam senlik iş aslanım. Daha ne somurtuyorsun? Benim aklım hala... Şu namussuz Zeybek Niyazi'de. Her akşam rüyamda Celal'i görüyorum. Onun yaşaması bize zul. Heyecanlanma Bolşevik. Zeybek Niyazi'ye de sıra gelecek. Önce şu Dixon'ı halledelim de. Öyle olsun. Bir diğer mesele de Kamil. Onun için bir şeyler yapacak mıyız? Bilemiyorum. İçeride bizden kim var? İttihatçı Arif. Şu deli binbaşı mı? Ta kendisi. Hatırlılar koğuşunda kalıyor. Haber gönderelim de Kamil'le biraz ilgilensin. Yoksa kurda kuşa yem olacak bizim paşa oğlu. Burada tanıdığın var mı? Yok. İyi. O zaman bizim koğuşta rahat edersin. Kumarla aran nasıl? Hiç bilmem. Yapma ya. Peki Esrar? Hiç. Aa! O zaman senin neden enselenmediğin anlaşıldı. Nedir bu? Yeni gelenler ağır cezalı mahkumlara koltuk çıkarlar, adettendir. Aa, tabii kaç kuruş? En az 10 lira vermek lazım. Ama sen kaldırır 20 lira atarsan kimse sana aman ağam bu fazla oldu demez. Biraz az oldu ama. Yo, ne demek? Eyvallah. Eyvallah. Ben artık müsaadenizi istesem biraz yorgunum da. Müsaade senin Hafız'cığım. Buyurun. Yok mu senin? Yatak diyorum, yatak. Anlayamadım efendim.
Yatağını getirmedin mi? Hayır, daha gelmedi. Çabuk gelsin. Yarın hemen gelsin. Yoksa mahvolursun. Mahvolmak mı? Neden? Nedenini sorma. Diyemem. Başımdan korkarım. Çabuk gelsin yatağa. Çabuk. Yoksa bitirirler seni. Bitirmek mi? Niçin? Sorma. Sen dediğimi yap. Değilsin değil mi? Hayır, değilim. Yarın bayram. Ziyaret için gelir herhalde. Bizimkiler gelir. Karınla kızım. Bayram yeri avru görüşmeciden geçilmez. Vıcık vıcık olur. Eski emle kiralamazsan akşama kadar ayakta kalırsınız. Eski emle mi? Kiralamak mı? Tanesi 25 kuruş. Mahşeri kalabalığın ortasında akşama kadar sıkışıp kalırsınız. Söylediğin iyi oldu. Nereden kiralanıyor bu iskemle? Sen zahmet etme. Ben sabah erkenden kalkıp hallederim. Şöyle tenha bir yer de buluruz size. Merdiven başı gibi. Kimsecikler rahatsız etmez. Oraya da 25 versek etti 1 lira. Hay Allah razı olsun. Mapushane yatağı zulüm yeridir. Buranın girdisini çıktısını öğrenene kadar sen benim dediğimden çıkma. Osman Efendi neden yatıyor? Kötü kadın öldürmüş, havardasıyla birlikte. Peki yanındakiler? Lazarlı ile Tanaş. Aman onlara ilişme. Ceplerinde ağzı açık sustalıyla dolaşırlar. Hapishane idaresinin sustalı taşıdıklarından haberi yok mu? Bunların hepsi bir. Koğuş ağları topladıklarını daha sonra bölüşürler idareyle. Şimdi Osman'a şu öksürüğü oyalıp pis köprücü bir benzetmedik. Köprücü, oğlum kalk. Bu öksürük geçici değil. Yine ıslatırlar seni ha. Bu adama niye köprücü diyorlar? İşi de ondan. Galata Köprüsü'nden geçenlerden geçiş parası toplayanlardan. Suçu ne? Bedava geçmek isteyen çocuğun birine patlatmış şamarı. Çocuğun kulağı sağır olmuş. O öksürmekten değil, pintilikten ölecek. Fırsatını bulsa karavanasını satar. Sahi senin yolun hiç mapusa düşmedi mi? Bir arkadaşımı ziyarete gittim. Mehterhaneye. Neciydi arkadaşın? Adı İhsan. Kuvayi Milliyeci. Aman tövbe çek, kimse duymasın. Sen duydum, kimseye söyleme. Neden? Kuvayi Milliyeci lafı kötüdür burada. Seni bitirirler Kamil Efendi. Hele Osman'a hiç duymasın. Anadolu'dan yana çıkanlardan hiç haz etmez. Allah Allah. Niye haz etmiyor ki? Padişah düşmanı oldukları için. Burada rahat etmek istiyorsan etliye sütlüye karışma. Anlamadığım bir laf eden olursa doğru bana gel. Sağ ol Zekeri Efendi, sağ ol. Hadi Allah rahatlık versin. İlk gece gerçi insan uyku tutmaz ama sen uyumaya çalış. Allah rahatlık versin. Thank you.
Biz de bayramlaşacağız mı? Benim hiç içimden gelmiyor yüzbaşım. Benim de. Bir gün öyle bir bayramlaşacağız ki bu şehirde. Boş ver be Bolşevik. Bir bayram borcumuz olsun İstanbul'a. Nereye bakıyorsun öyle? Gene o adam. Bir Safiye, bıkmadı evi gözetlemekten. Aptal herif. Ne sanıyor ki? İnsan bayramlaşmaya mı gelecek? İyi bayramlar bre. Eyvallah sana da. Gel. Gel bakalım. Bakalım beğenecek misin? Çok teşekkür ederim. Ağızlık. Hayırlı bayramlar ağam. Eyvallah Lazari, sana da iyi bayramlar. İyi bayramlar ağam. Eyvallah Zarzar, sana da iyi bayramlar. Hadi bakalım. Allah tekrarlandırsın ağam. Amin cümlemize, hayırlı bayramlar. Hayırlı bayramlar. Hayırlı bayramlar. Hayırlı bayramlar. Eyvallah. Bak bu bayramı da gördük. Gördün mü? Hadi bakalım. Hayırlı bayramlar. Hayırlı bayramlar. Bak, sağ ol. Osman Ağa'yla bayramlaşmayacak mısın? Acelesi yok. Diğerleri bayramlasın. Sonra. Eyvallah. Hayırlı bayramlar. İskender hazır mı? Eyvallah. Hazır. Eyvallah. Hayırlı bayramlar. Hadi kimse kalmadı sırada. Bayramlaş. Bayramınız mübarek olsun Osman Efendi. Sağ ol Hafız Efendi, senin de. Hayrola, ne bu surat? Daha ilk bayramın be. Biz kaç bayram eskittik bu mapus namında biliyor musun? Haklısın. Çocuklar, yoksa bizim misafir bütün koğuşa kahve ısmarladı da ben mi duymadım? Tabii rica ederim efendim, ne demek? Koğuşa Hafız'dan kahve! 1, 2, 3, 13, 23, 33. Bayram işçiye, bayrakla. Duydun mu lan Seringen? 10 kağıt at yeter. Başla var, başla. Böyle abla. Delikanlı baksana. Buyur abi. Bir tane ikram versene. Yavaş konuş, kimse duymasın. Ne oldu ki? Kuvancı gazeteler bu koğuşta yasak. Pekala, Alemdar. Hı. Ver bir tane. Al bakalım. Haydi gazete var, gazete. Allah, Osman Ağa'nın koğuşunda kuvacı gazeteler satılmaz. Hiç mi satılmaz? Sadece hatırlılar koğuşunda. Binbaşı Arif Bey var. Delinin teki. Osman Ağa sadece ondan korkar. Kim bu binbaşı Arif? İttihatçıların domuzu. Nerede yatıyor? Bevir'de kalıyor. Paşanın birini tepelemiş. Asker'de paşaya el uzatanı asarlar. Ama iddiatçı olduğu için 3 yılla kurtarmış. Vay, demek ağamız itilafçı. Ne yazıyor senin şu paçavra? Bu mu? Elbette o. Alemdar namussuzu. Bilmem, daha yeni aldım elime. Bizimkiler Bursa yakınında düşmanı basmışlar. Anasını ağlatmışlar. Yazıyor mu orada? Hayır efendim, haberim yok. Haberin yok tabii. İşler bizden yana döndü mü ses soluk çıkmaz. Düşman bir şey kazansa bu alemdar paçavrası düğün bayram yapar. İnsanda nasıl bir vicdan olmalı ki bu gazeteye para verip almalı? Çekil önümden pis herif. Allah cezanı versin tez zamanda. Suçu ne şu İbrahim Bey'in? Avanan biri. E tabii, başkasının yerine yatanı avanak derim ben. Ayvansaray'da kömürcü dükkanı varmış. İş de güzel. Bir gün Fener komiserini sarhoş 3-5 Rum genci çevirmiş. Komiser elini silaha atmış, silah ateş almamış.
Oradan Niko diye birisi çekmiş balayı yürümüş. Bu da kömür tarttığı kantarın çubuğunu çıkarıp fırlatmış. Niko'yu gebertmiş. Ben biraz dışarıda hava alacağım Zekeriya Efendi. Ben de geliyorum. Birazdan avlu kapısı açılır. Sen o zaman gör. Ana baba günü gibi olur burası. Şu adam kim ortada duran? Ha. Üçüncü kısmın ağası Serafim Kaptan. Bizim paytoncu Osman aile kanlı bıçaklı hasımdır. Ziyaret başladı. Seninkiler gelir birazdan. Hı hı. Ben aşağıdayım. Bir ihtiyaç olursa seslen. Sağ ol Zekeriya Efendi, sağ ol. Congratulations İbrahim. İhaleyi gene siz kazandınız. Bunda şaşılacak bir şey yok Mr. Dixon. İngiliz ordusu benim ihtisas alanım sayılır. Birliklerimizin gelecek sene içerisindeki iaşesinin temini. Bu işten çok para kazanacak mısın İbrahim? Oldukça. Ankara hükümeti kazanırsa kötü olacak. Değil mi İbrahim? En iyi müşterini kaybedeceksin. Siz onu hiç dert etmeyin Mr. Dixon. İnsanlar kazansalar da kaybetseler de mutlaka acıkırlar. Acıkınca da bana gelirler. Maşallah. Buyur abicim. Buyur. Gel. Babamın işleri daha uzayacak mı anne? Evet canım, biraz daha. Keşke burada olsaydı. Bayram günü Mardin'de sıkılıyordur. Orada kimseyle bayramlaşamaz. Haklısın, bayramlaşamaz. Oradaki çocuklara bayram harçlığı da veremez. Niye versin ki? Bize kim bilir neler almıştır, değil mi? Kim bilir? Babam gelsin artık anne. Onu çok özledim. Hoş geldin Zeynep. Hoş bulduk kardeşim. Bayramdır, bir ziyaret edelim dedik. İyi ettin, ne iyi ettin, ne geldin. Hadi gel, sağ ol. Bir kilo da baklava getirdim, arkadaşlara bıraktım ben yanlarda. Buyurun. Uçuyor, kuş uçuyor. Hey millet, bakın hafıza ne gelmiş. Bayram baklavası. Hmm. Hop, önce ağa. Buyur ağam. Aman ha, hepsini bitirmeyin. Bizim hafızada kalsın bir iki tane. Olur ha. Buyurun, baklavalar hafızadan. Şşş, bir dakika. Cevizin kabuğunu koymadan yapıyorum. Bu ne? Yeni geldi bunlar. Gel vatandaş, İngiliz kestanesine gel. Gel. Taze kavrulmuş kestane.
Destane. Gel, 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 gel. Nedim Hanım nasıl? İyidir. Yanından geliyorum. Sana uğrayacağımı biliyor. Selamları var. Bu arada bu senin. Nedir bu? Aradayı'daki çalışmalarının karşılığı diyelim. Olmaz Avuzer Efendi, olmaz. Ne demek olmaz? Çalıştın, hak ettin. İtiraz istemiyorum. Al, koy cebine. Hadi. Teşekkür ederim. Nedim Hanım'ın sağlığı nasıl? İyidir evelallah. Bebek bekliyor biliyorsun. Bugün yarın işte. Bu arada sana bunu gönderdi. Resim yaparken kullanman için. Bir de dedi ki... Kamil'e söyle, bir gazeteci için kalem sadece kalem değildir. Belki de daha çok kalbinin sesidir. Zaten bu yüzden ben buradayım. O da şimdi orada. Hafız, buyur gel, beraber yiyeceğiz. Teşekkür ederim efendim, siz yiyin. Olur mu öyle şey canım? Sen bizim misafirimizsin. Artık misafirliğim kaldı efendim. Kaçıncı? Her gece size külfet olmak istemiyorum, sağ olun. Misafirlik ben söyleyince biter Hafız. Uzun etme de gel şuraya iki lokma bir şey ye. Dünyaya gelinir mi? Gelinir dadı, gelinir. Hem de inat için gelinir. Kahveler şipşak. Buyur al. Eyvallah, sağ ol. Sağ ol, sağ ol. Demek sen bu kumar işinden hiç anlamam diyorsun ha Hafız? Anlamam efendim. Bana hiç öyle gelmiyor. Sana söylüyorum, anlamam. Bırak bu ağızları. Bana öyle geliyor ki senin karşında hiçbir baba yiğit barınamaz. Öyle değil mi Lazoğlu? Minderi açalım da kumarını görelim. Para kazanmasak da önemli değil. Öğrendiğimiz yanımıza kör kalırdı.
Ben sadece söylüyorum, hiçbir oyun bilmem. Neyse bırakalım bunları, çağırın şu zarzarı bakayım. Dün gece bütün koğuşları kaftilemiş. Belki Kamil ağzında canı çeker, bir iki zar da o atar. Kamil, bizim koğuşta zorlama yoktur. İkinci koğuşta her şey gönül rızasıyla. Zarzar, getir bakalım şunları, koşturalım öküzleri. Osman Ağa'nı bir daha böyle tavında bulamazsın, anladın mı? Bekle paytoncu Osman. Geliyorum keselemeye. Müsaade efendim, biraz yorgunum, dinleneceğim, uzanacağım biraz. Olmaz hafızım. Buranın raconu şudur ki yeni gelenin şansını denerler. Hem bir yere ayrılma da şu zarzar alçağını nasıl yolduğumu seyret. Stokalata pisiliura. Ya hayır, bir şey kardeşim ya. Var mı para? Sinyalimi almadın mı Kamil Efendi? Ne sinyali? Kalk gel diye onca ışmar ettim. Kaç liran gitti? Ben oynamadım. Osman Efendi'ye borç verdim. Kaç lira? 50 lira. Eyvah, yandın. Kalksaydın ya efendi. Niye, Osman Efendi borcunu ödemez mi? Öder, öder. Hoca efendi, ben senin bana işaret ettiğini görmedim. Hadi Allah rahatlık versin. Binbaşı Dixon son 3 haftadır Yahudi bir tüccarın kızıyla flört ediyor. Haftada en az 3 gece kızın evinde. İş yerinden de muhtelif saatlerde çıkıyor. Ve genellikle de aynı yolu izliyor. Hacı Osman Bayırı, Maslak yolu, Büyükdere sırtları. Eve kaçta varırsa varsın çıkışı gece yarısından sonra. Öyleyse evden çıktıktan sonra karşılayacağız onu. Hı hı. En sağlamı da bu. Pusu kurmak için en ideal yer şurası gibi. Bir de şurası var. Yarın bir keşif yaparız. Bolşevik, versene bir sigara. Efkarlısın. Öyle. Ne gibi bacım? İyi tarafından düşündü. Mutlu olmaya bak. Yakında baba olacaksın. İyice ağırlaşmıştır. En zor günler. Ben de yanında değilim. Çünkü birini öldürmem lazım.